siyasete siyasi partiler milletvekili listeleri belirlerken işte sizin gibi isim sahibi olan işte Metin Akpınar hiç milletvekilliği teklifi geldi mi? Çok. <laughs> Özellikle iki tane rahmetli Ecevit'ten geldi. <laughs> ben demin söyleşimizde anlattığım gibi bazı insanları severim. Hem kanımız kaynar <laughs> hem onlar belli farklılıkları olan insanlardır. Ben nurlarda yazsın Bülent Ecevit'i çok sevdim. Onun da bizi sevdiğini, biraz da politik düşünceyle benden yararlanacağını da düşünerek benden milletvekili olmamı istedi. O dönemde de baksofisimiz ofisimiz çok hızlı gidiyor. Yani taraflı tarafsız her şeyden, popülasyondan insan bizi seviyor. Bir taraf olunca orada biraz Galatasaray olsa Ferah Bahçeleri kaybedeceğim falan endişesiyle halbuki biz milli takımcıyız o zaman. Doğrusu politikaya girmeyi istemedim. Hı <laughs> Bülent Bey'e rica ettim. Dedi ki beni bağışlayın. O dönemde bağışladı. Bir süre sonra tekrar. Sen çok sevilen bir adamsın. Bana da lazımsın. Politikayı da politik konuşmalar yapıyorsun. Orada da iyisin. Gel dedi. Biraz Ahmet Piriştina'nın da etkisiyle. O girmişti o zaman partiye. Çok ısrar etti. Gene düşündüm taşındım. Yapma Metin dedim. Metin Akpınar'a kıyma. Sen sinemada belki bir şeyler yaptın, yapmadın, sınırlı mıdırla. ama tiyatroda iyisin. Politikaya girersen bu hikaye orada durur. Oradan sonra başka bir öykü başlayacak. Orada başarılı olup olmayacağın belli değil. Yapma. Bilal Bey'i kıramıyorum. Dedim ki efendim, ben sizi çok seviyorum. Siz zarif bir beyefendisiniz. Ben size hayır diyememekten korkuyorum. Ama içimde yatan hayır demek. Ne olur beni bağışlayın dedim. Bunu anlayın. Gerçekten kendi her zamanki zarafetiyle anladı ve bağışladı. Ben e, Bülent Ecevit'le politika yapmadım. Başka partilerden de oldu dönem dönem. Hatta Zeki'nin sonradan girdiği Dalı'nın partisini Hı -hı. bile Dalı önce bana geldi. Beraber yapalım diye. O da olmadı. Ee... Sonra bir parti kurma girişimi var galiba. Parti kurma girişimi hep benim kafamda vardı. Yani örne örneklere bakıyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'den doğmuş bir siyasi yelpazemiz var. Tabii Osmanlı'dan zaten üç partiden doğdu. Çok doğrusunuz. Evet. Acaba Osmanlı daha çağdaş, daha iyi bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı falan diye. Zaman zaman da kendi aramızda konuşuruz. Eşler, dosttan konuşuruz. Fakat Türkiye'de parti kuruluşunun bir sistematiği yok. Hı hı. Bilgi de yok. Konstrüksiyon nasıl olacak, sermaye nasıl olacak, kimler olacak, ne yapacaksınız, ideolojiniz ne olacak, manifestonuz nedir, programınız nedir, onu sonra uygulayacak gücünüz var mı, parlamentoda grup kurabilir misiniz falan diye sualler büyüyünce ben doğrusu biraz korktum. Ama benim de çok üstüme geldiler, özellikle soltandanslı bir siyasi parti kuralım diye o devrin solcu yazarları arkadaşları ve biz bir yola girdik. Peki hadi yapalım dedik. Çalışmalar yaptık, y yolumuzda olacak, nasıl yapacağız, kimler gelecek, kim olacak, kim başkan olacak falan filan. Sonra birdenbire ben başkan olacağım, ben başkan olacağım. Spartaküsler belirliye başladı yani. I am Spartaküs, I am Öyle olunca anlaşma zorlaştı. İdeolojiden sapmalar oldu. Hatta o arada senden rica ettim, var ol. Sen de bizi uyardığında hala o notlarını saklarım kırmızı kalemle altı çizilmiş. Notlarım vardır. Olmadı. İyi ki de olmamış. Olsaydı ben iyi bir milletvekili olurdum. Orada hiçbir kuşku yok. Yani, hatta rahmetli Çetin var. Ağabey'i hatırlarım. Yani. O kürsüde konuştuğum zaman 15-16 kişi kürsüye saldırırdı. Ben orada olursam dedim bana daha büyük kalabalıklar saldırır. Gözü gitti adamım Benim de nerem güzel bilmiyorum diye düşünüyordum. Ama olmadı. İyi ki de olmamışım. Sanatçı Metin Akpınar olarak doğduk. Sanatçı Metin Akpınar olarak öbür tarafa intikal edeceğiz. Ben memnunum, mutluyum. Evet zaten sokak sokak söylüyor Metin Akpınar ne.